Evet, herkese selam arkadaşlar. Bugün Ankara Auto Kongresium'dayım. Ve bugünkü konuğum yerli otomobilimiz TOK. Şöyle dışarıdan göstereyim. Tüyler diken diken gerçekten. Tasarıma şu şekilde. Gayet güzel. Şöyle geçelim. Şık ve mükemmel tek kelimeyle. Yani internette görüldüğü gibi değil. Gelip görmeniz lazım. Gerçekten işçilik harikası. Şu şekilde. Burası dolup taşıyor yani. Herkes aracın başında. Şu şekilde tasarımız. Şu öbür tarafı LED ekran teknolojisi birlikte geliyor. Şu şekilde. Tam bir yıl sonra yollarda yerli ve milli otomobili gerek Türkiye'de gerek yurt dışında göreceğiz. 300 km ve 500 km menzil seçeneğiyle geliyormuş. Bu araç 4 çeker, 4 lastikten de çekiyor. Önde farklı motor, arkada farklı motor varmış. Bataryalar. Alt tarafta aşırı şık. Hatta şöyle tasarımı doğru yavaştan geçelim. Aracın tasarımından başlamak gerekirse ilk önce ayna detayı. Ayna detayı bildiğiniz üzere buraya görselini de koyarım ben tekrardan. Kamera olarak gelmişti ama bu aracın prototip olarak aynalı versiyonu da var. Onda kameralıydı. Ben burada yetkili birisiyle görüştüm. Kameralı olarak da gelecekmiş. Ve normal ayna olarak da gelecekmiş. Her iki seçenekte de mevcut diyor. Şu şekilde jantlarımız. Gerçekten mükemmel. Ön far tasarımı. Panjuru. Far tasarımı şöyle görebilirsiniz. Şekilde ya. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Ön tarafta gördüğüm kadarıyla şerit takip. Ön tarafımızda arkadaşlar TOK'un amblemini görüyoruz. Ön tarafı tanımlayan asistanlarımız için kamera, panjur tasarımız. Aşırı hoş, güzel, agresif yapılı. Ben buradayım diyor. Hele ki rengiyle daha da dikkat çekiyor. Rengi koyu mavi. Şöyle. Rengi gayet mükemmel. Tekrardan söyleyeyim, 300 ve 500 km menzil kapasitesine sahip motor seçeneğiyle gelecekmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Ben şöyle için gösterirsem içini göstereceğim. İçi beyaz. Gayet güzel duruyor. Ben buradayım diyor. Yani anlatmaya gerek yok yani şu şekilde. Bir de içini gösterirsem için göstermeye çalışayım, özellikle bahsedeyim. Arkadaşlar detaylar geçtiğimizde aynalarımızda kameralar görüyoruz. 360 derece için yanlış bilmiyorsam. Bir de yeni araçlarda sola sinyal verdiğimizde gösterge kısmında sol tarafı kameradan gösteriyor. Sağda ise sağdakine. Herhalde tahminimce öyle bir tasarım ya da teknoloji var. Kapıya geldiğimizde ise anahtarsız giriş görüyoruz. Anahtarsız giriş detayı mevcut ön kapılarımızda. Arkada öyle bir detay yok. Şu şekilde. Mevcut. Sırtımızı köpek balığı detay. Arka tarafımızda LED farlar kenarlarda. Şu şekilde bir piyano bilek detay. Arka tarafımızda geliş kamerası mevcut. Gayet mükemmel. Arka tarafımızda geri geliş sensörlerimiz mevcut. Gayet güzel. Hele ki rengi olsun, tasarımı olsun. Sedanı benim ilgimi daha çok çekti. Sedan, ben buradayım diyor. Biraz daha agresif yapılı. Hatta rengini şuradan gösterebilirim arkadaşlar. Simli, hafif, turkuaz, mavi karışımı. Şöyle bir tasarım. TOK yazısını görüyoruz. Herhalde boydan boya bir LED teknolojisi mevcut.
Arkadaşlar detaylardan gördüğüm kadarıyla 19 inçlik bir jantile gelecek. Hatta üzerindeki 19 inç. Büyük ihtimalle ya 18'lik ya da 19 inç jant seçeneği mevcut. Arkalarımız şöyle diz fren. Gayet güzel. Çamurlukların da içerisinde, yanlış bilgi vermeyeyim, şöyle bir forma yok gibi. Belki onu da yapacaklar. Şu an daha prototip olduğu için daha üzerine çalışmalar devam ediyor. Belki de bu gördüğünüz tasarımdan daha farklı bir tasarım gelecek. Belki vücut rengiyle uyumlu marşbiyen, godikler. Hepsi göreceği çıkacak. Daha da ilgi çeken bir araba olmuş. Şöyle içini abi o kapıyı biraz daha açsana ya. Gayet güzel. Göründüğü kadarıyla şart tüneli yok. Çekleri gayet güzel. İçinde görmüş olduk vesileyle. Arkada klima menfezleri var. Şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Dodiklerimiz, marşbiyenlerimiz gayet ideal. Ama şu şekilde yerden tam göstereyim. Bir tık sanki yere yakın gibi geldi bana marşbiyenlerimiz. O da herhalde bataryalar altta olduğu için, bataryalar korumak için. Güzel bir araç olmuş. İnşallah en yakın zamanda görmek dileğiyle. İçini göstermeye çalıştım. Arka tarafında klima menfezleri gördüm. 12 voltluk ya da çakmaklık girişi mevcut. Ortada bir kol dayanağımız mevcut. Kol kartı arkalarımızda, ceplerimiz mevcut. Kapılarda kapalı vaziyette cepler gördüm. Az önce beyefendi silerken. Ön tarafında da konsolda teybin hemen yanına dörtlüler konumlandırılmış. Altına da klima ayarları şu şekilde. İçi geniş. Geniş ve güzel bir tasarım olmuş. Hele ki şu. Arka farda yazan top yazısı. Gerçekten imza. Belki yeni tasarımlarda kapı kollarındaki anahtarsız giriş değişebilir. Daha farklı bir tasarım aynalarda olabilir arkadaşlar. Şu şekilde. Burası hep kamera var. Haber muhabirleri hepsi mevcut. Şekilde. Panjurlarımız yarıya kadar az bir şey açık. Gayet muhteşem olmuş. Şu şekilde.